Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İlçe. Çok büyük hayaller ile çıkmış olduğumuz bu yolda ilk hedefimiz birlik ve beraberlik bilincini oluşturmaktı. Ve biz bunu sizlerin desteğiyle başardık. Şu an hayallerimizi gerçekleştirdiğini hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bizlere bu anlamda desteklerini esirgemeyen başta Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı olmak üzere tüm kurum ve STK başkanlarına, yöneticilerine, Ünye basın ve medya gruplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son yıllarda özellikle turizmle ilgili projelerin yanında kadın ve gençlerin İstanbul'a katılmasına yönelik de projelere destek vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da Ünye Belediyesi bizim çok önemli bir proje ortağımız. Önceki yıllarda turizmle ilgili çok önemli projeler gerçekleştirmiştik beraber Ünye'de. Bu sene de kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamasını amaçlayan bu projeyi inşallah beraber gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine bizim sosyal gelişmeyi destekleme programı adı altında yürüttüğümüz bir programımız var. Burada da Ünye Belediye'mizin yine kadın ve gençlerin istihdama yönelik güzel bir proje başvurusu oldu. Ön değerlendirmeyi de geçti. İnşallah o projemiz de bu sene onaylandıktan sonra yine kadın ve gençlerin farklı alanlarda İstanbul'a katıldığı başka bir projeyi de inşallah Ünye'de uygulamayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz alan aynı zamanda kültür yolunun denizle sıfır noktasında buluştuğu alandayız. Bu kültür yolunun denizle buluştuğu bu noktada yöresel ürünler kadınların eliyle aynı zamanda değer bulsun diye böyle bir projeyi DOKA ile görüşerek ve Sayın Valimizin de desteklerini alarak burada bir çalışmaya giriştik. Tabii burada bir mutfak çalışması oldu, hazırlık çalışması oldu. Projenin bir sürü ortakları oldu. Bunlarla birlikte çok kıymetli kadınlarımızın bölgede yöresel anlamda ürettikleri ürünlerin aynı zamanda kadın eliyle üretilerek değer bulması noktasında böyle bir mekanın kazandırılması için mücadele verildi ve bugün sona geldik. Bundan sonra sona gelinen bu noktadan itibaren kadınlarımızın da ürettiklerinin değer bularak aile ekonomisine katkı sundukları anın da başlama startı olur inşallah diyorum. Ve aynı zamanda da şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Evet, bu süreç içerisinde Sayın başta Ordu Valimiz olmak üzere, Tuncay Sonel Valimiz olmak üzere, Ünye Kaymakamlığımızın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızın, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün, İş Kurumumuzun destekleriyle oluşturulan bir komisyonla birlikte burada yapılacak çalışmalarda ciddi bir hassasiyetle seçimler yapıldı. Akabinde tabii proje ortaklarında Mürvet Vidinli Eğitim Merkezi ve Üntisad'ın da etkileriyle ve proje ortaklığıyla birlikte bu işler bu noktaya kadar getirildi. Tabii aynı zamanda bu projenin önemli yükünü çeken DOKA Genel Sekreterimiz Onur Bey'e ve aynı zamanda temsilcisi olan Harun Bey'e de Ünye'ye verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Tabii bizim projelerimiz burada durmayacak. Kadınlarımızı önemsediğimiz kadar gençlerimizi, çocuklarımızı da önemsiyoruz. Bundan sonraki DOKA ile projemizde inşallah gençlerimizi öne çıkaracak ve gençlerimizi de hayata hazırlayacak projeleri geliştirmenin de gayretinde olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Dernek başkanımıza tüm hanım kardeşlerimiz adına takdim ediyor efendim. Bu projenin ilçemizde uygulanmasını sağlayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na, Ünye Belediye'mize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bütün girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler
yapar mısın? Hadi hocam. Evet başkanım, bir saniye. Kurdele kesimini biraz daha ön açmakta olduğumuz bu işletmeyi, bu müesseseyi hanımefendilere, beyefendilere, ünyemize, bütün kardeşlerimize, hemşehrilerimize hayırlı mübarek eyle. Hadi bismillah. Ya Allah ya bismillah diyerek kurulu olarak kullanılan bir alan. Yöresel üretim alanı. Evet. Burası aynı zamanda yöresel ürünlerimizin sergilendiği ve satıldığı alan. Hoş bulduk.